Selamlar ebedi aleme hazırlanacağımız hayırlı bir günümüz. Güneşli güzel bir gün. Her günümüz ayrı ciddiyet, ayrı dost doğruluk, ayrı takva derecelerini atlayarak devam edeceğimiz bir günümüz. O kadar önemli ki her gün, her an, şu bize verilen emanet ömrünün her anı çok önemli. Hızla akıp gidiyor. Bütün insanların kendine ait bir ömrü vardır. Bilemezler ne kadar olduğunu, biz de bilmiyoruz. Ama dost doğru yaşamak durumundayız. Çünkü biz bu dünyaya kulluk için geldik. Her şeyden önemlisi bunları düşünüp yaşamalıyız. Allah'a şükür ben bugün oruç tuttuğum için, Yüce Allah'ın rızası için, namaz kılacağım için, dualarımla ve her an dost doğru ibadetlerimi yapacağım için mutluyum. Diğer konular emin olun hiç önemli değildir. Şu dünyanın geçici menfaatleri uğruna kendinizi harap etmeyin. Bizim hedefimiz ebedi alemde ebedi mertebeler ulaşmak. En büyük hedefimiz Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kul olabilmektir. Bu nedenle elimizden geleni yapıyoruz. Çok büyük bir hedef. Bunun farkındayız. Allah'ın izniyle bu hedefe her gün birikimli bir şekilde, dost doğru şekilde çalışıyoruz. Takdiri Yüce Rabbimizindir. Hiçbir zaman kendimizi mükemmel görmedik. Her zaman daha da mütevazi yaşıyoruz. Yaptığımız işlerin hayırlı olduğunu bilsek de Yüce Allah'ın takdirini bırakacağımız için daha da hayırlısını yapmalıyız. Böyle olmalıdır. İnsanlar mütevazı yaşamalıdır. Hiç kimse mükemmel değil çünkü. Ve şunu da düşünün. Haşa Yüce Rabbimiz hiçbirimizin ibadetine muhtaç değil ki. Ama biz ona karşı yapacağımız ibadetlere muhtacız. Ve onun rızasına ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız. Şu hayattaki en büyük hedefimiz bunlar olmalıdır. Şu şeytani dünya düzeni sizleri harama batıla sevk edebilir. Ama siz İslamiyet'in nurunun izinden giderek bu batıl konuları ayağınızın altına almalısınız. Yüce Allah'ın hükmüne uygun bir hayatı sürmelisiniz. Her şeyden önemlidir. Böyle yaşamayanlar emin olun kayıp içindedir. Mükemmel bir hesap hepimizin önüne gelecek. O hesabın mükemmelliğini şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbimizin verdiği şu nimetlerden anlayabilirsiniz. Ama insanlar ne yazık ki düşünmüyorlar. Verilen şu akıl irade nimetlerini yeteri kadar kullanmıyorlar. Şu dünyada elde ettikleri makam mevki zenginliklerin onları kurtaracağını zannediyorlar. Böyle bir cahillik olabilir mi? Zenginlik zekatını verdiğin ölçüde zenginliktir. Ve şurası da nettir. Asıl zenginlik takva derecelerini atlamaktır. Yani Yüce Allah'ın hükümlerine uygun bir hayatı sürmektir. Bugün yarın değil, her zaman. Aşırı net önemlidir. Ama insanlar varsa yoksa şu şeytani dünya düzeninin kanunlarını kendine kanun edinmiş. Ne yazık ki yanlış yaşıyorlar. Yüce Allah'ın hükmü her şeyin üstündedir. Her şeyden önemlidir. Allah'ın izniyle biz böyle yaşayıp inşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan olabiliriz diyorum. Hoşçakalın.